Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda info yatırımı konuşacağız. Hissemizin videosuna geçmeden önce SPK'nın bildirisini okuyalım. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi hemen info yatırımın internet sitesine geçelim. Zaten info yatırım çok fazla duyduğumuz bir şirket bir aracı kurum. Bu yatırım yaptığımız aracı kurumlardan bir tanesi. Info baktığımızda neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar güçlü sermaye. Info yatırım aynı zamanda halka açık hedef gayrimenkul yatırım ortaklığı. Seyitler Kimya ve idealist Danışmanlık şirketlerine bünyesinde bulunduran hedef grubu iştirakidir arkadaşlar. Gelişmiş teknoloji ve hızlı altyapısıyla lokasyon hizmetiyle fark yaratmaya devam eden bir şirket. şeffaf bir yönetim kadrosu da mevcut. Hizmetlerine baktığımızda hisse senedi, biop, forex, kurumsal finansman, opsiyon işlemleri, yatırım danışmanlığı, portföy yöntemi, sabit getirim Enkul kıymetler, algo trade ve HFT'yi görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha yakından tanımak istersek neler söyleyebiliriz? Aslında arkadaşlar infonun e, burada baktığımızda 1994 yılından bu yana sermaye piyasasında olduğunu görebiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz sektörlerde hizmet veriyor işte bir yoktur odur budur. Yani borçtan araçları, pay piyasası borsa İstanbul falan hepsiyle ilgili hizmet ve faaliyet veriyor. 2011 yılında da halka arz olarak arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam ediyor şirketimiz. Birebir hizmet ve yakın destek veriyor. 5 gün 24 saat müşteri çözüm uzaklı müşteri desteği var. Burada itibat bürolarından bahsetmişler arkadaşlar. Şehir şehir il il info yatırım bunlardan da bahsetmiş. Info yatırım arkadaşlar 25 yıllık bir tecrübe baktığımızda gerçekten güçlü yani güçlü finansal yapısı olan bir şirket. Bu tarz şeylerde arkadaşlar çünkü yatırım şeylerinde yani aracı kurumlarda finansal gücü çok önemli. Ayrıca infoyatırım yatırım ara ara e, kendi de halka arzlarda mesela tek konsorsiyum lideri olarak işlem yapıyor. Bu en son 10 cesende olmuştu sanırım ve çok 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 iyi getiriler elde ettirmişti. Şimdi yine Forte'de arkadaşlar halka arzda bas sektörde karşımıza çıkıyor. Ama benim bahsettiğim mesela sadece info yatırımı e, üyeleri olanlara olan arzlar oluyor ara sıra. Onlar muhteşem getirirler elde ettiriyor. Ben normalde info da hesabım var. Info da alım satım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi info hemen fin tablet tarafını bir geçelim. Baktığımızda öz kaynaklarının 796 milyon olduğunu görüyoruz dostlar. Finansal borcunun yatay duran varlıkların hafif artıda. Dönem varlıkların yatay. Net dönem karının %20. Bav önünde ciddi bir artış. esas faaliyet karı büyük karda ciddi bir artış satışlar tarafında bir tık sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Baktığımızda bakın şurada 2023 çeyreklik net karda zaten bu belli. Şimdi sermaye arttırımına geçtiğimiz zaman 228 milyonluk bir sermayesi olduğunu ve 2022 yılında arkadaşlar bedelsiz kendi iç kaynaklarına temettü verimiyle bedelsiz sermaye arttırımı yaptığını görüyoruz. Baktığımızda 2023 yıl, yılının 6. ayında yani bu ayın 15'inde bundan 6 gün sonra bir temettü ödemesi olacak 90 kuruşluk. Şimdiden yatırımcılarına hayırlı olsun. Bereketli olsun diyelim. Rakip tarafında yani bu e, aracı kurum tarafında diğer aracı kurumlarla kıyasladığımızda arkadaşlar info yatırıma baktığımızda 4.39 FK, 2.69 PDD'de ve 2.53 FAVÖK'te fiyatlandığını görüyoruz. Bir de şirketimizin, hissemizin geri alım programı var. Geri alım tarafına da bir bakalım. E, burada da çünkü düzenli olarak not alımı yaptığını görebiliyoruz. 15 milyonluk bir alım planlamışlar ve 3,5 milyonluk alım gerçekleşmiş. Ortalama 899 fiyatından alınmış. %3,48 olarak da karda gözüküyor. Fon olarak da 150 milyon lira ayrılmış. Şu anda arkadaşlar 31 milyon 500 liralık bir geri alım yapılmış. Şimdi geldik teknik tarafımıza. Ne yapıyorduk dostlar? Her zaman olduğu gibi grafiğimizi uzun zaman dilimli haftalık işte işte hisse daha eski zamanlarda geldiyse aylık olarak bir açıyoruz ve trend takibi yapıyoruz. Şimdi baktığımızda şurada bir tepe noktamız var. Bu tepe noktamıza daha sonra ikinci temasını ta yıllar sonra 2021 yılında temas etmiş ve bakın şurada nasıl derin bir çalak oluşturmuş aslında. Burada bekletmiş de bekletmiş bekletmiş de, bekletmiş de bekletmiş ve ondan sonra yükseltmiş burada yatırımcıya gerçekten çok büyük sabırlar versin Allah dediğimiz ee, olay olmuş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar biz burada 2021 yılında tepe noktasına dokunmuşuz ve ikinci temas sağladığımız için artık burası bir direnç olmuş. Direnç olduğu için de bundan sonraki hedefimiz hissemizde bu direncin geçirmesi. Bu direncin geçirmesi nerede gerçekleşmiş dostlar? 2022 Mart ayında gerçekleştikten sonra hisse %200'ün üzerinde getiri sağlamış. Şimdi artık buradaki trendimiz bizim ana trend desteğimiz olmuş. Yani olası bir satışta, hızlı bir satışta bizim fiyatımızı karşılayacak güçlü desteğimiz burası olmuş. Bize bir de ne lazım? Yükselen trend lazım. Yükselen trendimize baktık. Bu yükselen trendimizi laciverte çeviriyorum ve bir tık kalınlaştırdım. Yükselen trendimizin dibi arkadaşlar 2020 Nisan ayı. İkinci temasımız şurada gelmiş. Trendin dibini yalamış Eylül ayında ve ondan sonra arkadaşlar Ekim 2022'de yine bir dip çalışması yapmışız. Burada yaptığı diş çalışması ile birlikte yukarı yönlü yüzde %80'lik bir getiri elde ettirmiş. Şu an ama gördüğümüz görüntüde yükselen trendin aşağı yönlü kırıldığını ve bu trendin arkadaşlar artık yukarı yönlü hedeflerde direnç olarak bizi karşılayacağını görüyoruz. Fakat şimdi şöyle bir oluşum var. Bakın burada gördüğünüz gibi bir yataya bağlamışız. Yatay bantta hareket ediyoruz arkadaşlar Info Yatırım hissemizde. Haftalık grafikten artık günlük grafiğe geçiyorum. Biraz daha yakın zaman diliminde inceleyelim. Şimdi dostlar yatay bant dedik. Yatay bandımız şurası. Biraz silik bunun çizgisini kalınlaştıralım. Mol, mor, çizgi arasında yatay bant hareketimiz devam ediyor. Yani ha. burada e, çok iyi hisseyi takip eden dostlar dipten al tepeden yap dipten al tepeden yap şeklinde 2-3 kere burada trade yapma imkanı bulmuş. Şimdi hissemizin yatay bandı devam ediyor dedik. Şurada dikdörtgen bir kutu çizdim. Bakın burası Aradaki majör güçlü direnç seviyemiz. Şu anda direnç seviyesinin içine girmiş bulunmaktayız. Nedir? Bu neymiş? Bu 9.30 ve arkadaşlar 9.85 arası. Burada hisse birazcık yavaş hareketler ya da burada hareket edecekse hızlı hareketler etmek zorunda arkadaşlar. O yüzden bu seviyeler önemli. 9.30-9.85 dedik. 3.30 yazdık. Pardon bunu düzeltelim hemen. 9.30-9.85 seviyesi. Bu aradaki hat direnç hattı olarak şu an karşımızda. Burası geçildiği takdirde hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? 13-16'lara gidiyoruz arkadaşlar. 13-16'lar yatay bandın üst kanalı. Zaten konuşmuştuk bunu. 13-16 seviyeleri bizi burada direnç olarak karşılayacak. Çünkü daha önce çalışmış. Şimdi çalışması beklenebilir. Baktığımızda fiyatta düşen kırılımı gerçekleşmiş. Bakın siyah çizgimizi kalınlaştırdım. Düşen kırılımının gerçekleştiğini ve 893 üzerinde kaldığı sürece hissemiz yukarı gitmek için elinden gelen çabayı göstereceğini söylüyoruz. E, era sayımız da 70 seviyesinin üzerinde 74 bandında yani güçlü sayılabilecek seviyelerden birinde. O yüzden bu da gayet olumlu bir şekilde e, bize hissedeki olan güveni veriyor. Hacim tarafına baktığımızda bakın hacimde de artışı görebiliyoruz. Hacim tarafında da para girişi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi geldik hareketli ortalamalara. 21 günlük 50 günlüğü kesmiş 200 günlük ve 100 günlük ortalamayı yukarıya kesmeye doğru devam ediyor. Yani burada 21 günlük bunları da kestiği takdirde biz aynı zamanda şu 9.30-9.85 bandından çıkarız ve ondan sonra yükselişimiz biraz daha sertleşir. Ta ki nereye kadar sertleşir? 13-16'ya kadar yükselişimiz sertleşir. 13-16'da geçildiği takdirde 14.43, onun üzerinde 18.54 ve onun üzerinde 25 TL hedefleri karşımıza çıkar arkadaşlar yani anlık fiyat hareketinden konuşacak olursak ilk etapta yüzde 40 ikinci etapta yüzde 54 üçüncü hedefimiz yüzde 103 ve son hedefimiz yüzde 170 getir potansiyeli hissemiz bizi karşılıyor olacaktır Arkadaşlar şimdi tekrar bir toparlayacak olursak dedik ki 939 85 bandı yoğun bir bant buraya geçersek 1316 ve bunun üzerinde sıralı olarak dirençlerimiz kırmızı seviyelerde belli Peki olası bir geri çekilmede arkadaşlar düşen trend desteğine düşeni kırdığımız destek bizim 890. 890 ilk desteğimiz. Eğer 8.90'ın da altına düşersek tekrar buradaki yatay banda doğru bir geri çekilme bekleriz. Buradaki yatay bandımızda arkadaşlar 6.84 bandı bizi karşılar. Buradaki 6.84 bu sefer önemli olur. Çünkü 6.84'ün altına düşerse geleceğimiz nokta 4.95 5 seviyeleri. O yüzden buradaki hedefi yani bu 6.84'ün kırılmaması bizim için önemli seviyeye gelir. Ama genel anlamda güçlü bir duruş olduğu için yukarı yönlü hedeflerimiz şu an için daha öncelikli dostlar. Hissemizin teknik görünümü de bu şekilde. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Beğeni atmayı unutmayın. Kafanıza takılan her şeyi yorumdan sorabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.